Doktor Ergül Yaşar, Sayın Yaşar merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sayın Yaşar, neden nükleer enerji? Yani bize ne faydası olacak, ne getirecek? Bir de bunu aslında ekonomik açıdan da o pencereden de bakacak olursak neler söyleyebiliriz? Nükleer enerji ülkelerin gelişmişliği konusunda bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün Türkiye açısından gerçekten çok önemli bir gün. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin birçoğu bugüne kadar 500'ün üzerinde neredeyse nükleer santralle kendi elektrik enerjilerini üretirken maalesef Türkiye'de bugüne kadar nükleer enerjiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış bulunmaktadır. Bu çalışmanın yapılmayışı ülkemiz açısından, enerji kaynakları açısından çok önemli bir kayıptır. Bugün gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir günü, tarihi bir günü, nükleer enerjinin temelinin atıldığı bir gün. Dolayısıyla 2023'ten sonra ülkemizin enerji kaynaklarının çok büyük bir oranda büyük bir kısmını nükleer enerjiden karşılamaya başlayacağız. Ve dolayısıyla ülkemizde çok büyük katma değer oluşturacak nitelikte bir kaynak oluşturacaktır nükleer enerji. Kesinlikle yenilebilir enerji kaynaklarının içerisinde nükleer enerji ülkelerin vazgeçilmezidir. O nedenle bu vazgeçilmezden dolayı nükleer enerji noktasında biz kesinlikle yeterli destek vermemiz gerekiyor nükleer enerjiye. Nükleer enerji konusunda biz bugüne kadar geç kalmış durumdayız. Kısa süre içerisinde mutlaka biz nükleer enerjiyle ilgili atılımlarımızı yenilebilir enerji kaynaklarıyla birlikte yapmak durumundayız. Çünkü bugüne kadar yeterli enerji kaynağını bir kısmını doğalgaz çevrim santrallerinden, bir kısmını da petrol ürünlerinden elde ederken bugün yeni bir kaynak oluşturma trendine girmiş durumdayız. İnşallah bunu da yapılacak olan nükleer enerji santralleriyle birlikte en kısa sürede ülke olarak gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Evet. Dünyanın her tarafında, gelişmiş olan ülkelerin her tarafında nükleer enerjiden faydalanma söz konusu iken, şimdi Sayın Yaşar buraya dünyadan bahsetmişken bir girelim, girmek istiyorum araya. Dediniz ki az önce de ülkelerin vazgeçilmezidir nükleer enerji. Dünyada tercih durumu nedir nükleer enerjinin? Bizim geride kaldığımızı bu atılımda bahsediyorsunuz ama dünyada ne kadar zamandır kullanılıyor? Nereler daha çok tercih ediyor? Amerika'ya ve Avrupa'ya baktığımız zaman neredeyse haritalarını birlikte değerlendirdiğimizde çok büyük oranda nükleer enerji kaynaklarını görüyoruz. Amerika'da 100'ün üzerinde nükleer enerji kaynağı var. Fransa'da 59 tane var. Ve Fransa'nın elektrik enerjisinin %75'i nükleer enerji santrallerinden sağlanmaktadır. Diğer taraftan Ukrayna'ya bakıyoruz, çevremizdeki yine aynı şekilde nükleer enerjiden sağlanıyor. Hemen yanı başımızda Ağrı'dan 45 kilometre daha doğuda Ermenistan'da hemen sınırımızda bir nükleer enerji kaynağı bulunmaktadır. Aynı şekilde Rusya'da daha önce de Çernobil faciası olduğu gibi yani çevremizi çevreleyen nükleer enerji santralleri var. Ancak bunlarla ilgili çalışmak zorundayız. Nükleer enerjiden faydalanmak zorundayız. Gerekli tedbirleri almak koşuluyla yüksek oranda mutlaka enerjiyi sağlayabilecek nitelikte nükleerle ilgili çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Sadece nükleer enerjinin parçalanması konusunda değil, diğer konularda da mutlaka ülkemizin atılım göstermesi gerekiyor nükleer enerji konusunda. Peki Sayın Yaşar, diğer atılımlardan da bahsedecek olursak az önce dediniz zaten atılımlarımızı yapmak durumundayız diyorsunuz. Gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Şimdi ben şunu anlıyorum. Biz bugün bu nükleer santralin temelini attık. Tamam, inşaat bitti. Yaptık biz bu inşaatıyla. Bu iş bitmiyor galiba, değil mi? Yani bunun daha da başka projeler mi gerekiyor geliştirilmesi anlamında, kaybettiğimiz zamanı telafi etme noktasında? Sadece Akkuyu nükleer enerji güç santrali yetmez.
Bunun yanında Sinop'a da diğer ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikteki enerji santral, nükleer enerji santrallerinin bir an önce inşaatlarının tamamlanıp bunların üretime geçirilmesi lazım. 2023 bunun miladı olması gerekiyor zaten. Dolayısıyla sadece inşaatı yaptık, enerji üretimine başladık, bu yetmez. Mutlaka bunun devamı niteliğinde de ARGE'mize devam etmemiz gerekiyor, araştırma yapmamız gerekiyor. Nükleer enerjiyle ilgili çalışmalarımızı sürekli ve devamlı yapmamız lazım. Ve dolayısıyla bununla ilgili sadece inşaatını yaptık, İşte buradan elektrik enerjisi üretiyoruz, bu yeter anlamına gelmiyor. Bugün zaten bu konuda doktora yapan enerji uzmanlarımız, Rusya'da özellikle yetişmiş olan enerji uzmanlarımız yeterli. Bir de baktığımız, çevremize baktığımız zaman işte son zamanlarda İran'a uygulanan ekonomik ambargonun temelinde nükleer enerji yapmaktadır. Hı hı. Bugün İran ne yaptı bugüne kadar baktığımızda? İran sadece uranyumun izotoplarının %3'ünün, %4'ünün parçalanabilecek nitelikte elektrik enerjisi kullanımında nükleer enerjiyle ilgili çalışmaya başladı. Ama karşısındaki süper güçler, emperyal güçler İran'a dur, sen bununla ilgili çalışma yapamazsın, sen tehlike arz ediyorsun, bunu daha da ileriye götürürsen, %99 saflaştırırsan atom bombası oluşturursun, sen de dünyada tehdit oluşturursun anlamına gelen, hı hı, bir ekonomik ambargoyla karşı karşıya kalındı. Ülkemiz de tabii bununla ilgili mutlaka, evet, çalışmalarını hem üniversiteler düzeyinde hem de ARGE düzeyinde mutlaka gerçekleştirmesi ve sadece elektrik enerjisiyle yeterli değil, diğer konularda da mutlaka nükleer enerjiyle ilgili çalışmalarımızda süreklilik arz etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ARGE çalışmalarımızı, üniversite, peki, gerekirse üniversitelerimizde bölümlerimizin kurulması, evet, ve bu konuyla ilgili uzmanlık alanlarının oluşturulması gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Yaşar yayınımıza katıldığınız için. Profesör Doktor Ergül Yaşar bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Rusya